Fonksiyonel tıp kavramı ile ilk defa 2017 yılının başlarında tanıştım. Bir arkadaşımın bana uzattığı kitabı incelemekle başladı bu. İlginç bir kitaptı. Bir hekim tarafından yazılmıştı. Aslında bir göz hekimi tarafından yazılmıştı. Ama bütün vücudu ele alan muhteşem bilgiler içeriyordu. Bu anlamda birçok hekimin yorumları söz konusuydu aynı zamanda içinde. Bu anlamda Doktor Mustafa Atosoy'a Türkiye'de fonksiyonel tıpın kapılarını aralayan, fonksiyonel tıp akademisini oluşturup eğitim modüllerini oluşturan ekibine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Fonksiyonel tıp aslında nedir'e gelecek olursak, aslında fonksiyonel tıp okulda okuduğumuz tıbbın hastalara uyarlanırken okulda okumadığımız bir şekilde yorumlanmış biçimidir. Ne demek? Biz fizyopatoloji, biyokimya, fizyoloji okurken bunları klinikle bir süre sonra bağdaştırmadığımızı gözlüyorum modern tıbbı icra ederken. Halbuki fonksiyonel tıp bize okulda okuduğumuz temel tıp bilimlerini pratikte hastaların yakınmalarına uygulamayı farklı bir perspektifle veren bir bakış açısı. Amerika'da da özellikle öncülüğünü teşkil eden ve oldukça sık takipçisi olan hekimler tarafından oldukça yaygın ilgi alanına girmeye başlayan bir bakış açısı. Örneğin bir magnezyum eksikliğinin kronik birçok kas ağrısına neden olabileceğini ya da depresyonun sebebi olabileceğini ve bu anlamda laboratuvar aralıklarına sadece bakmamamız gerektiğini, doku düzeyindeki hedef düzeylere nasıl ulaşabiliriz'i hedefleyen, selenyum, tiroid hormon fonksiyonları, eşdeğer hormonlar, biyoyararlanımı olan, olmayan hormonlar gibi birçok bakış açısı katıyor bize. Dolayısıyla hastalıkların bir takım sınıflara sokulup, teşhisler altına konulup, daha sonrasında bunlara şu ilaçları veririz mantığından çok, sebebe yönelik davranmamız, eksikliklere, yanlış işleyen mekanizmalara yönelik davranmamız gerektiğini söyleyen, buzdağının altını teşkil eden önemli bir bakış açısı fonksiyonel.